Sevgili Edirneli kardeşlerim, sevgili Erzurumlu kardeşlerim, sevgili İzmirli kardeşlerim, Kırşehirli kardeşlerim, Mersinli kardeşlerim, Osmaniyeli kardeşlerim, kadın kollarımızın değerli mensupları, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım. Sizlere kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Buradan kongrelerimizi yaptığımız şehirlerimizin tüm mahallelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Kuruluşundan bugüne AK Parti teşkilatlarında özellikle de kadın kollarımızda görev yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Lütfen şöyle oturursanız çok daha memnun olurum. Özellikle bu davada hizmet vermiş tüm kardeşlerimden ahirete irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kadın kolları kongrelerimizin ülkemiz ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kongrelerimizde görev alacak başkanlarımızı ve yönetimlerini şimdiden tebrik ediyorum. Önümüzdeki 2023 seçimlerinde sandıkları öncelikle sizlere emanet edeceğiz. Seçimlerde kurulacak 271 bine yakın sandık için 813 bine yakın kadın sandık kurulu üyesi bulmak için verdiğiniz sözü tutacağınıza inanıyorum. Kadınlarımızın sahip çıktığı sandıklarda yanlış, hata, eksik çıkmayacağına eminim. Şimdiden tespit edeceğimiz bu sandık kurulu üyelerimiz, seçim gününe kadar da bulundukları yerlerdeki tüm haneleri, tüm hanım kardeşlerimizi tek tek ziyaret etmelidir. Bizim kadın kollarımız okul gibi çalışan bir kurumdur. Salgın dönemindeki faaliyetlerinizle, kongre sürecindeki gayretlerinizle bu özelliğinizi bir kez daha gösterdiğiniz için sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, AK Parti olarak şu gerçeği çok iyi biliyoruz. Türkiye'de kadınları yok sayan, görmezden gelen, kadınların gücünü harekete geçiremeyen bir siyaset başarıya ulaşmaz. Merkezine yerleştiriyoruz. Siyasi hayatımızın her döneminde hanımların tüm kademelerde hak ettikleri konumlara gelebilmesini temin etmenin gayreti içinde olduk. Sağladık. Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı noktasındaki en büyük kazanımlarının altında hep AK Parti'nin imzası bulunuyor. Birileri kadınların ismini ve fırsat bulduklarında kendini istismar etmenin peşindeyken biz kadını gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kazandırmak için çalıştık. Bugün ülkemizde eğitimden istihdama ve siyasete kadar mecburiyetinde kaldık. Ama hamdolsun kadınlarımızla birlikte tüm bu ön yargıları aşarak bulunduğumuz seviyeye geldik. Halihazırda Türkiye Büyük Millet Meclisimizdeki AK Parti grubunda 54 kadın milletvekili
vekilimiz bulunuyor. Kabinede nerede günü evlere gerek nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımıza davamızı, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Şayet kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek Allah'ın izniyle AK Parti'nin yükselişinin önüne kimse geçemez. Kadın eli değen her şey gibi siyaset de güzelleşir, gelişir, serpilir. Buna karşılık kadınların sırtını döndüğü desteğinden ve duasından mahkum kaldığı hiçbir yapının iflah olma şansı kalmaz. Bunun için sizlere çok önemli görevler düşüyor. AK Parti kadın kollarımızda görev alan, gönüllü olarak çalışan her bir kardeşimiz İlmik ilmik bu ülkenin geleceğini işlediğini, şekillendirdiğini unutmamalıdır. AK Parti Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak attığınız her adımda, girdiğiniz her mücadelede yanınızda olduğum olmayı sürdüreceğim. Yaratılış gereği hayatın yarısında erkek, diğer yarısında kadın vardır. Bunun için kadınlarımızdan kendi haklarına ve başarılarına sahip çıkmalarını istiyorum. Mesela tarihimize baktığımızda pek çok sembol kadın görüyoruz. Selçuklu tarihi, Terken Hatunsuz eksik kalır. Osmanlı tarihi, Hayme Anasız eksik kalır. Anadolu'nun vatan haline getirilmesi süreci Bacıyağını Rumlarsız eksik kalır. Erzurum'da Nene Hatun'un, Adana'da Rahmiye Ana'nın, Kütahya'da Nezahat Onbaşı'nın, Kastamonu'da Şerife Bacı'nın mücadelesini bilmeden Kurtuluş Savaşımız eksik kalır. Uzun terörle mücadele dönemimizde kimi sivil, kimi kamu görevlisi, nice kadınımızın kahramanlıklarını teslim etmezsek bu süreç de eksik kalır. 15 Temmuz gecesi darbecilere dünyayı dar eden kadınlarımıza haklarını teslim etmezsek bu zafer de eksik kalır. Elbette bunları hayatın her alanına teşmil etmek mümkündür. Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşallah birlikte inşa edeceğiz. Şu anda karşımda salonların tıklım tıklım hanım kardeşlerimle dolu olduğunu görmek geleceğe yönelik umutlarımızı daha da artırıyor. Genç kızlarımızı da görmek umutlarımızı daha da artırıyor. Kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler, büyük başarılar ancak milletle birlikte yürünen kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler, büyük başarılar ancak milletle birlikte yürünen yolların, verilen mücadelelerin sonunda elde edilir. Bu en çok siyasette geçerli bir hakikattir. Hep söylediğim gibi AK Parti Türkiye'nin partisidir. Milletin tamamının partisidir. Bu partide kimse cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Bu partide kimse kökeninden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Bu partide kimse
sahip olduğu kültürel çeşitlilik sebebiyle ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Bu partide kimse inancından, mezhebinden, meşrebinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Bu partide kimse hizipçilik, çetecilik, ayrımcılık yapamaz. Çünkü AK Parti, bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum, Türkiye'nin partisidir, milletin tamamının partisidir. Bizim bu konuda iki kırmızı çizgimiz vardır. Birincisi Rabia'mızdır. Şimdi tüm salonlara sesleniyorum. Rabia için hazır mıyız? Hazır mıyız? Hep birlikte tüm Türkiye'ye sesleneceğiz. Tek millet. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bu ilkelerimizle sorunu olmayan herkese gönlümüzde partimizin tüm kademeleri de açıktır. İkinci kırmızı çizgimiz, inancımızın da, bedenimizin de, ruhumuzun da nüvesini oluşturan ailemizdir. Ailelerimiz bizim için çok kutsaldır. Bunun için her fırsatta ailenin, aile kurumunun önemine işaret ediyoruz. İşte buyurun, sizler de görüyorsunuz. Batı dünyası aile kurumunu yıktığı için temellerinden sarsılıyor. Ailenin değersiz hale getirilmesi ve uyuşturucu bağımlılığından nihilizme kadar pek çok sosyal sorun takip ediyor. Türkiye olarak bugüne kadar maruz kaldığımız saldırılara karşı özellikle şu anda, evet, ekranda İzmir'de anacığımı görüyorum. Analar çok kutsal. Tüm teşkilatımıza özellikle bu gösterdikleri incelik, nezaket sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Hep söylerim, cennet annelerin ayakları altındadır. Onun için anneler kutsal. Anasız yar olmaz. Bak, babaların demiyor. Annelerin ayakları altındadır diyor. Onun için AK Parti anneye farklı bir konum icra ediyor. Ve analarımızla beraber bu yolda yürüyeceğiz. Onlarla beraber inşallah ülkemizi ihya ve inşa edeceğiz. Türkiye olarak bugüne kadar maruz kaldığımız saldırılara karşı koyup geleceğimize güvenle bakabilmemizi aile yapımızın sağlamlığına borçluyuz. Ailenin direği annedir, anne. Birlikte
yaş ortalamamız ne yazık ki yükseliyor. Bu da aile kurumuna ve onunla birlikte çocuklarımıza sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor. Bizim inancımıza göre her çocuk kendi kısmeti ve bereketiyle hayata gözlerini açar. Hükümet olarak hep söylüyorum, en az 3 çocuk. Bunu söylerken derdim var. Nikahlanınız, çoğalınız buyuruyor Rabbimiz. Boşuna değil. Ve bunu başardığımız sürece bilesiniz ki Türkiye çokluğuyla iftihar edeceğim buyuruyor. Burada hassasiyet var. Bu hassasiyeti unutmayalım. Hükümet olarak kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara, engellilere yönelik hizmetlerimizle milletimizin her bir ferdinin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Eğitimde ve sağlıkta kurduğumuz güçlü altyapının gerisindeki en önemli sebeplerden biri sağlıklı ve birikimli nesiller yetiştirmektir. Değerli kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler, gözümüzün nuru olan çocuklarımızın sadece kariyerlerini değil, milli ve manevi değerlerimizde donanmasını da düşünmek mecburiyetindeyiz. Gençlerimiz arasında milli ve yerli şuur sahibi olanlar elbette çoğunluktadır. Türkiye'de rektörlük basmaya kalkanları hak arayıcısı olarak göstermesindeki ikiyüzlülük bize asıl sorumluluklarımızı unutturamaz. Rektörlük basmaya kalkanları hak arayıcısı olarak göstermesindeki ikiyüzlülük bize asıl sorumluluklarımızı unutturamaz. Kendi ülkelerinde sokakta en küçük bir taşkınlık gösterenlerin, başını ezenlerin, Hollanda'da, Fransa'da sarı yelekleri görüyorsunuz. Ülkemizde sokakları terörize edenleri masum göstermeye çalışmasını da önemsemiyoruz. Bir kez daha, özellikle belirtisi olarak gören hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, yakalarından tutup yargının karşısına çıkartacağız, bu böyle bilinen. Bununla birlikte teröre bulaşmamış, devletine ve milletine husumeti hayatının merkezine yerleştirmemiş her evladımızı sahiplenmek hem parti hem hükümet olarak görevimizdir. İşte göreve geldiğimizde Türkiye'de 76 üniversitemiz vardı. Bu sayıyı biz şu anda 207'ye çıkardık. Şimdi Türkiye'de üniversitesi olmayan ilimiz yok. 207 tane üniversitemiz var. Bakınız, Boğaziçi Üniversitesi'nde kısmi bir azınlık maalesef rektörünün odasını işgale yelteniyor. Bu kadar önemli bir üniversitenin öğrencilerinin tamamını hedef alan bir anlayış değil. Ama oradaki bir İstanbul İl Başkanı kadın var. Başka kim var?
yine bir siyasi partinin ismini vermeye gerek yok. Onun genel başkan yardımcısı veya farklı bir görevde olan bir tanesi daha var. Ya sizin orada ne işiniz var? Siz gidin siyaset yapın. Gelip oradaki geliri tahrik etmenin anlamı ne? Öbür tarafta ana muhalefetin başı her gün konuşuyor. Öbür muhalefet partisi dağdan destek alıyor. PKK'dan destek alıyor. Dün Kadıköy'de kalktılar gösteri yapmaya, yeltendiler. Öbür tarafta İYİ Parti ismi iyi ama kendisi maalesef o da bu işin içine karıştı. E şimdi biz bunlara hoş geldin mi diyeceğiz? Bunlara cevap vermeyecek miyiz? 206 tane üniversitede herhangi bir şey yok. Bunları niye konuşmuyorsunuz? Ortalığı mı karıştıracaksınız? Bunu mu istiyorsunuz? Buralar bizim ilim yuvalarımız. Bu ilim yuvalarımızı tahrik etmeye, buraları terörize etmeye kimsenin hakkı yok. Buna da müsaade etmeyiz. Sokaklarda küresel fitnecilerin ve onların içimizdeki aparatlarının sinsi oyunlarına meze edilmeye çalışılan çocuklarımızın ailelerine çağrıda bulunuyorum. Evlatlarınıza lütfen sahip çıkın. Lisedeki evlatlarınıza sahip çıkın. Üniversitedeki evlatlarınıza sahip çıkın. Meydanı, onların heyecanlarını, hayallerini, heveslerini kendi çıkarları için kullanan profesyonel provokatörlere bırakmayın. Gelin bu oyunu hep birlikte bozalım. Bu sinsi oyunu bozmak için öncelikle üzerine eğilmemiz gereken yer ailedir. Ailede de annedir, anne. Aile yapımızın uzunca bir süredir doğrudan veya dolaylı ama hepsi de bilinçli bir saldırı dalgası altında olduğunu biliyoruz. Milletimize bilhassa medya yoluyla dayatılan çarpık toplumsal mesajların aile yapımızı çökertmeyi hedef aldığını görüyoruz. Amaç bireyi aileden kopartarak küresel dayatmaların savunmasız hale dönüştürülmesidir. Büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki bu senaryoda kısmen de olsa bir ilerleme sağlanmıştır. İnşallah bu sinsi oyunu hep birlikte bozacağız. Hem bugün çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkacağız. Hem de ileride her bakımdan donanımlı, milli ve manevi değerleriyle bezenmiş, medeniyet şuuru olan nesiller yetiştireceğiz. Bu konuda en önemli görev ailenin temeli ve taşıyıcısı olan kadınlarımıza düşüyor. AK Parti kadın kolları olarak sizden siyasi faaliyetlerinizi bu medeniyet sorumluluğuyla da taçlandırmanızı bekliyorum. İnşallah önümüzdeki dönem önceliklerimizin başında bu gelecektir. Ben annelerimize güveniyorum. Annelerimize inanıyorum. Ve annelerimizle birlikte ülkemizin 2023'e çok daha farklı hazırlandığını görüyorum. Bu duygularla bir kez daha kongrelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Görev alacak arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şimdi şehirlerimizdeki kadın kollarımız, başkanlarımızı ve yönetimlerini teker teker görmek istiyorum. Evet, önce Adıyaman'dan başlıyoruz. Şöyle Adıyaman'ı görelim.
Evet, kadın kolu başkanı, il başkanımız Mehmet Dağtekin. Şöyle işaret buyursun Mehmet Bey. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Safvan bin Muattal Hazretlerinin ilinden analarımız, bacılarımız adına 2023 ve ileri hedefleri adına söz veriyorum. Durmak yok, yola devam inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün kongresini yaptığımız Adıyaman'da Kadın Kolları Başkanımız Saliha Diler kardeşimi şöyle ekrana alalım, işaret buyursun. Buradayım Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun. Dinliyoruz. Adıyaman Ak Kadınlar olarak 2023 hedeflerimize hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Rabbim başta kendisine, sonra sizlere mahcup ettirmesin. Emir ve talimatlarınıza hazırız. Evet, şöyle kadın kollarımızı ayakta bir görelim. Maşallah. Adıyaman zaten ne zaman Adıyaman'a geldiysem kadınları orada erkeklerin önünde gördüm. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet, şimdi yeter. Hadi bakalım. Evet, şimdi ekranda teşekkür ediyorum başkan. Revza Kavakçı Kan İstanbul Milletvekilimizi görüyorum. Revza Hanım. Yedinci dönem Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın Bey'i görüyorum. Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kaya hanımefendi şöyle işaret buyuralım. Sağ ol. 27. dönem Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat. Evet. 27. dönem Adıyaman Milletvekili Mehmet Fatih Toprak. İnan, inan, inandığım yolda. 27. dönem Adıyaman Milletvekili Yakup Taş. Sayın Cumhurbaşkanım, Covid'den dolayı rahatsızdı, gelemedi. Allah şifalar versin. Ben onun selam saygılarını iletiyorum. Evet, İl Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç. Sayın Cumhurbaşkanım, Adıyaman halkı adına size de selam ve saygılarımı iletiyorum. Adıyaman'ın size ayrı bir sevgisi, saygısı var. Sizi Adıyaman'a bekliyoruz inşallah. İnşallah en yakın zamanda. Çok teşekkür ediyorum. Ve tüm Adıyaman'ı İstanbul'dan en kalbi duygularla selamlıyorum. Kongremiz hayırlara vesile olsun. Sağ olun, var olun. Evet, şimdi Edirne'ye geçiyoruz.
Evet, Edirne İl Başkanımız Belgin İBA. Ana Akademi'yi şöyle ayakta bir görelim. Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce. Evet, Nergiz Hanım'ı da görelim. Evet, Belgin Hanım buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, 19 yıldır milletimize vermiş olduğumuz tüm sözleri yerine getirmenin onuruyla, tüm teşkilatlarımızla 2023 hedeflerine hazırız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi de İl Kadın Kolları Başkanımız Nergiz İnce'yi dinleyelim. Buyurun. Kadın kollarımızı şöyle ayakta görelim. Kıymetli Cumhurbaşkanım, şehrimiz Edirne'mizden tüm ak kadınlarımızın sevgi ve saygılarını sunuyorum. Batı devletlerinizin liderliğinde 2023 hedeflerine biz hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Gençlik Kolları Başkanımız Burak Canbaz ve gençlerimizi de görelim. Sayın Cumhurbaşkanım, Edirne'mizden, Fatih'in şehri Edirne'mizden, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençler olarak sizlerin ellerinizden öpüyoruz. Sizleri Allah için seviyoruz inşallah. Sağ ol. Biz de gözlerinizden öpüyoruz. Şöyle gençlerimizi ayakta görelim. Maşallah. Şimdi de il başkanımızın yanında genel merkezden genel başkan yardımcımız Özlem Zengin hanımefendiyi görüyorum. Yine genel merkez kadın kolları siyasi ve hukuki işler başkanı Serpil Kavrak hanımefendiyi görüyorum. Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Neslihan Ay hanımefendiyi görüyorum. Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Komisyonu Tülay Beşkonak Özçay hanımefendiyi işaret buyursunlar görüyorum. Geçmiş dönem kurucu il başkanı Recai Koçaşlı beyefendiyi görüyorum. Evet, sağ olun. Geçmiş dönem il başkanı İlyas Akmeşe'yi görüyorum. Geçmiş dönem il kadın kolları başkanı Müberra Pomakoğlu hanımefendiyi görüyorum. Müberra Hanım'ı da şöyle ön tarafa alalım. Yine geçmiş dönem İl Kadın Kolları Başkanı Emel Özgel. Evet. Geçmiş dönem İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Koçaşlı. Hatice Koçaşlı.
Maşallah. Geçmiş dönem İl Kadın Kolları Başkanı Melek Uzgör. Evet. Şimdi yeni dönemde inşallah Nergis İnce hanımefendiyle bu birliğinizi, bu beraberliğinizi Rabbim daim kılsın inşallah. Rabbim yar yardımcımız olsun. Evet, şimdi Erzurum'a geçiyoruz. Evet, Erzurum İl Başkanımız Mehmet Emin Öz. Şöyle ana kademeyi ayakta görelim. Sayın Cumhurbaşkanım, gördüğünüz gibi Erzurum sizi çok seviyor. Bütün ilçelerimizde İl kongremiz, kadın kolları kongremiz büyük bir coşkuyla yapıldı. İnşallah 2023'te de sizin hep yanınızda ve arkanızda olacağız. Büyük bir sevgi ve muhabbetle Türkiye'ye ve bize bu birlik duygusunu yaşattığınız için size şükranlarımızı sunuyoruz Erzurum olarak. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik. Evet, Ayşe Hanım'ı şöyle ekrana alalım. Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun. Siyasetin her kademesinde kadına değer verdiğiniz için, yol gösterdiğiniz için size minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Erzurum'a kadınlar yeresinin yanında. Sağ olun. Bütün kadın kollarımızı şöyle ayakta görelim. Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez. Gençleri de şöyle bir aktarayım. Sayın Genel Başkanım, ellerinizden öpüyorum. Biz genç dadaşlar olarak Sayın Cumhurbaşkanım, ellerinizden öpüyorum. Biz genç dadaşlar olarak şartlar ne olursa olsun emrinizdeyiz ve arkanızdayız Sayın Genel Başkanım. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de gözlerinizden öpüyorum. Şimdi ekranda buradan gördüğüm Genel Başkan Yardımcımız Fatma Betü Sayan Kaya. İşaret buyuralım. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Erzurum Milletvekilimiz Zehra Taşkesenlioğlu Ban. ...27. dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen. Sayın Cumhurbaşkanım, önce hürmetlerimi arz ediyorum. Erzurum'umuzdan size hürmet sunuyoruz. Erzurum olarak birlik beraberlik içerisinde yanınızda ve yolunuzda yürüyoruz. Halkımızın beklediği hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Sizleri açılışını yapacağımız birçok hizmet için
Erzurum'umuza davet ediyoruz. Arz ederim, hürmetlerimi sunarım. Sağ ol, sağ ol. Geçmiş dönem İl Başkanı Fatih Yeşilyurt. Geçmiş dönem İl Başkanı Hüseyin Tanfer. Genel Merkez Kadın Kolları Genel Sekreteri Saliha Dönmez. Genel Merkez Kadın Kolları Üyesi Feyza Koçak. Genel Merkez Kadın Kolları Fatma Aydemir. Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Nuran Alim. Geçmiş dönem Kadın Kolları İl Başkanı Hilal Demir. Geçmiş dönem Kadın Kolları İl Başkanı Nimet Aydemir. İl Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Deniz Çelik'le birlikte inşallah tamamen dargın, küskün bırakmadan inanıyorum ki bütün kadınlarımızı toparlayacak ve 2023'e hazırlayacağız. Maşallah. Tebrik ediyorum. Şimdi İzmir'e geçiyoruz. Şimdi İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli. Evet şimdi İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli. Sayın Cumhurbaşkanım, İzmir'den selam, saygı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. İzmir sizi 22 Şubat'ta yapılacak kongremize dört gözle heyecanla bekliyor. İzmir sizi seviyor. Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, teşekkür ediyoruz. Ana kademeyi şöyle ayakta görelim. Ve şimdi de İzmir İl Kadın Kolları Başkanımız Dilek Yıldız. Ve şimdi de İzmir İl Kadın Kolları Başkanımız Dilek Yıldız. Sayın Cumhurbaşkanım, sizi İzmir'in tüm kadınları adına sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Çalışıyor, çalışıyor. Test, test. Çalışıyor, çalışıyor. Sayın
Cumhurbaşkanım, sizi İzmir'den tüm kadın kollarımız adına sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, biz kadınlara böylesine özel, anlamlı bir alan açtığınız için size minnettarız. Sayın Cumhurbaşkanım, partimizin İzmir'deki başarı şıkkasını yukarıya taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kongremize teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyor. Zat-ı halinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun, var olun. Evet, tüm kadınlarımıza, İzmirli kadınlarımıza şu anda İstanbul'dan sevgiler, saygılar. Şimdi de Gençlik Kolları Başkanımız Eyüp Kadir İnan. Sayın Cumhurbaşkanım, İl Gençlik Kolları Başkanımız Eyüp Kadir İnan bir cenazeden dolayı şehir dışında çok selamları var. İzmir Ak Gençlik ailesi olarak ömrümüzü ömrünüze bahşeden Rabbimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ayrıca zat-ı alilerinizin teşrifleriyle Menemen'de hayırlı işler yapacağız. Sizin açmış olduğunuz yolda bugün genç bir kardeşiniz, dava kardeşiniz Menemen Belediye Başkan Yardımcısı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Menemen'de yapacak olduğumuz hizmetlerden dolayı vermiş olduğunuz destekler için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, sağ ol. Ellerinizden öpüyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Gözlerinizden öpüyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi ekranda gördüğüm arkadaşları buradan takdim etmek istiyorum. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Nihat Zeybek Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, geçmiş dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi. Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Seda Gören Bölük. Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medya başkanı. 27. dönem İzmir milletvekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı. 27. dönem İzmir milletvekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı. (Gülüyor) 27. dönem İzmir milletvekili Cemal Bekle. (Gülüyor) 27. dönem İzmir milletvekili Yaşar Kırkpınar. (Gülüyor) 27. dönem İzmir milletvekili Yaşar Kırkpınar. (Gülüyor) 27. dönem İzmir milletvekili Fehmi Alpay Özalan. (Gülüyor) 27. dönem İzmir milletvekili Fehmi Alpay Özalan. 19 yaşında milletiyle kol kola, 19 yaşında yolda, 19 yaşında, 27. dönem İzmir milletvekili
Necip Nasır. 27. dönem İzmir Milletvekili Necip Nasır. Geçmiş dönem Milletvekili İl Kadın Kolları Başkanı, evet. Nesrin Ulema. Geçmiş dönem Milletvekili İl Kadın Kolları Başkanı Nesrin Ulema. Özen Kızılırmak. Özen Kızılırmak. Gözde Keskin Özalp. Gözde Keskin Özalp. Ali Açlık. Geçmiş dönem İl Başkanı Bülent Delican. İnan, geçmiş dönem İl Başkanı Bülent Delican. İnan, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen. İnan, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koçtu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koçtu. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan. Milliyetçi Hareket Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Arat. Milliyetçi Hareket Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Arat. Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Özgür Hızal. Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Özgür Hızal. Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göyde. Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göyde. Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş. Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş. Evet. İl Kadın Kolları Başkanımız Dilek Yıldız'ı az önce zaten takdim etmiştik. İl Kadın Kolları Başkanımız Dilek Yıldız'ı az önce zaten takdim etmiştik. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Böylece İzmir İl Kadın Kollarımızın kongresinin hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. 2023 İzmir'de bir başka yıl olacak inşallah. 2023 İzmir'de bir başka yıl olacak inşallah. Evet, müzik. Kırşehir'e geçiyoruz. Evet. Evet, Kırşehir. Kırşehir İl Başkanımızı takdim ediyorum. Seher Ünsal. Şöyle ekranı geniş alalım. Mikrofonu Seher Hanım'a verelim.
Sayın Cumhurbaşkanım. Ahi diyarı Kırşehir'den sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Şahsım ve tüm teşkilatım adına. Sayın Cumhurbaşkanım, bizler birlik beraberlik içerisinde inandığımız yolda yürümeye tüm hızla devam edeceğiz. Biizni Rabbihim 2023 seçimlerinde kaybettiklerimizi fazlasıyla geri alacağımıza şahsım ve teşkilatım adına söz veriyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Evet, şimdi de Kadın Kolları Başkanımız Meryem Düer. Sayın Cumhurbaşkanım, Ozanlar Diyarı Şirin Kırşehir'imize şeref verdiniz. Neşet Ertaş'ın da dediği gibi aşkınan çalışan yorulmazmış. Biz de teşkilatlarımızla size ve davamıza olan sevdamızla, aşkımızla çalışmaya devam edeceğiz. 2023 hedeflerimize hızla ulaşacağız inşallah Ak Kadınlar olarak. Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Oğlum. Geçik Mehmet Kuş. Sayın Cumhurbaşkanım, sizleri Neşet Baba'nın gurbetteyken memleketine duyduğu hasretle selamlıyorum. Kırşehir sizi o kadar çok özledi ki inşallah kısa sürede sizi burada ağırlamak istiyoruz. Kırşehir gençliği inşallah inandığı yolda sizin hemen yanınızda yürümeye hazır ve nazır bekliyor efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Evet, Kırşehir'den yeni bir inşallah diriliş bekliyoruz. 2023'ü bu anlamda çok çok farklı olarak görüyorum. Bir tarafta Seher Hanım il başkanımızla, öbür tarafta Meryem Düer kadın kolları başkanımız ve gençlik kolları başkanımız el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve Kırşehir'i yeniden inşallah silme ayağa kaldıracağız. Ve şimdi ben ekranda gördüklerimi anons ediyorum. Bolu milletvekilimiz Arzu Aydın. İşaret buyursunlar. Kırşehir milletvekilimiz Mustafa Kendirli. Genel Merkez Kadın Kolları Mali ve İdari İşler Başkanı Ayşegül Eren Özdemir. Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Ebru Habib. Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Neslihan Coşkun. Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Aslı Seren. İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi. Geçmiş dönem il belediye başkanımız Yaşar Bahçeci. Geçmiş dönem il başkan milletvekilimiz aynı zamanda Muzaffer Aslan. Evet, Kadın Kolları Başkanımız Meryem Düer. Şimdi il başkanımız Seher Hanım'la beraber el ele veriyorsunuz ve Kırşehir'i inşallah
hep birlikte ayağa kaldırıyorsunuz. Unutmayın. Kale içeriden fethedilir. Kırşehir'de şimdi il başkanımız hanımefendi ve kadın kolları başkanı olarak siz ve gençlik kolları başkanımız hep beraber inşallah Kırşehir'de yepyeni bir dönemi başlatacaksınız. Kongremiz hayırlı olsun. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Sağ olun, var olun. Evet, şimdi Mersin'e geçiyoruz. Evet, bizimkisi bir aşk hikayesi. Evet, Mersin. Kadın kolları başkanımız Aysel Mavioğlu Öner. Buyurun, sizi dinliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, biz önce Allah'a inandık. Biz sonra size inandık. Kutlu davamızda, inandığımız yolda, 10 ilçemizle beraber yenilenen genç, dinamik, tecrübeli kadrolarımızla, ak kadınlarımızla 2023 seçimine hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, bizi her gördüğünüzde Mersin'i alın diyorsunuz. Biz buradan tüm ak kadınlar olarak sizlere söz veriyoruz. 2023 seçimlerinde Allah'ın izniyle, sizlerin de destekleriyle biz Mersin'i alacağız Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, şimdi de
İl başkanımıza anons ediyorum. Güçlü Mersin. Güçlü Mersin. Güçlü Türkiye için durmak yok. Yola devam Sayın Cumhurbaşkanım. Tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. İl başkanımız Cesim Ercik. Sayın Cumhurbaşkanım, 2023 için Mersin olarak bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep birlikte Mersin'i sizlere hediye edeceğiz Sayın Cumhurbaşkanım. Anamur'dan Çamlıyayla'ya, Toroslar'dan Akdeniz'e Mersin sizi çağırıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Millet Bahçesi sizi çağırıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, şimdi ekranda gördüklerimi anons ediyorum. 27. dönem Malatya Milletvekili MKYK üyemiz Öznur Çalık. Genel Merkez Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Şaziye Gündüz. Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Şule Uygur. Yedinci dönem Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın. Yirmi yedinci dönem Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz. Yirmi yedinci dönem Mersin Milletvekili Hacı Özkan. Evet, Akdeniz Belediye Başkanımız. Evet, Mustafa Bey'i de böylece takdim etmiş olduk. Mersin Üniversitesi eksik ya, eksik. Evet, şimdi tabii Mersin'den beklentimiz 2023'te inşallah Mersin'i gerek milletvekilleriyle, gerek büyükşehir, gerek Cumhur İttifakı olarak büyük bir sandık patlamasıyla inşallah Mersin'de hedeflerimize ulaşacağız. Ve bizimkisi bir aşk hikayesi, bunu da unutmayalım. Çok teşekkür ediyorum ve kadın kollarımızın kongresinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi Osmaniye. İşte bu bizim hikaye. Kalbimizde ellerimiz, işte bu bizim
hikayemiz. Öyle saf, öyle temiz, kenetlenmiş, ayrılamaz kalbimizde ellerimiz. Anımda, canımda, dört yanımda, senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün görsem yeter bana, gözlerim yolda kalmasın. Kanımda, canımda, dört yanımda, senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün görsem yeter bana. Evet, buradan Osmaniyeli Ümit Besen'e de selamlar, sevgiler. Ve şimdi Osmaniye İl Başkanımız Hamza Tor. Evet Hamza Bey, buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, sizleri Cebeli Bereket'in bereketli topraklarından, yiğitler diyarı Şehit Osmaniye'mizden saygıyla, hürmetle selamlıyoruz efendim. Bizler tıpkı bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 13 seçimde yaptığımız gibi gece demeden, gündüz demeden kadınıyla, genciyle, erkeğiyle çalışacağız, çabalayacağız ve Allah'ın izniyle 2023'te de Zat-ı Ali'nizin alnını ak, başını dik tutacağız efendim. Evet, şöyle ana akademiyi bir ayakta sizin görelim. Alnınızın ak. Yaşında, milletinin yanında 19 yaşında inandığımız yolda 19 yaşında milletinin yanında 19 yaşında Evet başkan, toparlayalım. Osmaniye'den selamlar, saygılar efendim. Sizin alnınızın ak, başınızın dik olması, milletimizin alnının ak, başının dik olması anlamına geliyor. Ümmetin başının dik olması anlamına geliyor. Biz de milletimizin, ümmetimizin alnını ak, başını dik tutmak için var gücümüzle çalışacağız efendim. Saygılar, hürmetler. Evet. Ben de özellikle Cumhur İttifakı'nın bir diğer kanadı olarak Osmaniye'ye selamlar, sevgiler gönderiyorum. Özellikle de Devlet Bahçeli Bey'in memleketi Osmaniye ile şu anda karşı karşıya birlikte yürüdüğümüz bu yolda. Osmaniye Kadın Kolları Başkanımız Emine Yüksel Coşkun. Maskeyi çıkarabilirsin. Sayın Cumhurbaşkanım, Osmaniye Ak Kadın. Sayın Cumhurbaşkanım, Osmaniye Ak Kadınlar olarak bizler, Yavur Dağı'nın mert kadınları, Rahim Hatun'un torunları, bugün burada gösterdiğiniz her hedefte durmadan koşacağımıza söz veriyoruz. Haydi başaracaksın. Sen bilirsin içindeki cevheri. Sen asilsin, şahlandır bu milleti. Sen yetersin ey kardeşim. Umutla, kol kola, her zamanki gibi inan.
Evet, Osmaniye kadın kollarımıza da özellikle İstanbul'dan tebriklerimi gönderiyorum. Gençlik Kolları Başkanımız Ömer Faruk Bozkan. Sayın Cumhurbaşkanım, Cebeli Bereket'in iyi devlatlar olarak yolunuz yolumuzdur. 2023 yılında sizinle birlikte inandığımız bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Allah razı olsun. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda ekranda gördüğüm arkadaşlarımızı takdim ediyorum. Kütahya Milletvekilimiz Ceyda Çetin Erenler. Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Elif Gülsüm Yılmaz. Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu. İnan, 27. dönem Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya. Geçmiş dönem Osmaniye Milletvekili Mehmet Sarı. Yolda 19 yaşında milletiyle kol kola. Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlice. Geçmiş dönem kurucu il başkanı Metin Özdemir. Kalpten, gönülden. Geçmiş dönem il başkanı Yavuz Korkmaz. Koskoca bir çığlar. Geçmiş dönem il başkanı Hamza Yılmazer. Haydi başaracaksın. Geçmiş dönem il başkanı Emir Hasan Arslantaş. Şahlandır bu milleti, sen yetersin ey kardeşim, umutla. Geçmiş dönem kadın kolları başkanı Hatice Kızıl. İnandığın yolda yürü. İnan, inan, inandığın yolda yürü. Geçmiş dönem kadın kolları başkanı Zekiye Yılmazer. İnandığın yolda yürü. İnan, inan, inandığın yolda yürü. Geçmiş dönem kadın kolları başkanı Meryem İnci. 19 yaşında milletinin yanında, 19 yaşında inandığımız yolda, 19 yaşında milletinin yanında. Evet, ilk kadın kolları başkanımız Emine Yüksel. Eski kadın kolları başkanımızı da şöyle yanına al bakayım bir, hep birlikte şöyle el ele bir fotoğraf verin oradan. Sen bilirsin İçindeki cevheri, sen asilsin. Evet, hayırlı olsun ve inşallah milleti, 2023'e çok daha güçlü bir şekilde Osmaniye ile yürüyeceğiz. Sağ olun, var olun. Tebrik ediyorum.